Niyazlı bugün programından herkese güzel bir sabah dilerim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bizleri salı sabahları evlerine misafir eden sizlere öncelikle bizi ilgiyle takip ettiğiniz, değerli yorumlarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün programımızda yine de geçmişimize gideceğiz. Kadim Türk medeniyetinin en eski halk hikayeleri arasında yer alan ve Dede Korkut hikayeleri İslamiyet öncesi Türklerin hayatlarını ve yaşayışlarını en doğru anlatan eserlerden biri olarak bilinir. Dede Korkut hikayelerindeki kahramanlar yüzyıllardır nesilden nesile aktarılıyor. UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Medeni Mirası Temsili Listesinde yer alan Dede Korkut hikayeleri Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Peki Dede Korkut kimdir? Nerede yaşamıştır? Hikayesi nedir? Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, Türk Tarihi Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Taş Ağıl'la konuşacağız. Çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız Niyazlı Bugün başlıyor. Keyifli seyirler. Biri varmış, biri yokmuş. Kadimi Türkmen topraklarında korkutata varmış. Oğuz topraklarını gezmiş. Toylarda, meclislerde konuşmuş. Hatta sözler varını düzmüş bugüne kadar bize gelmiş. Evet sayın seyircilerimiz biz bugün büyük, zengin, Türk medeniyetimizi konuşacağız. Ve bugün stüdyomda hocamız Sayın Ahmet Bey ile Korkut Atamızı konuşacağız. Evet. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, biliyorsunuz biz Türkler kademi bir milletiz. En azından 5000 e, yıl tarihimiz var. Ta Oğuzhan atamızdan bugünlere kadar geldik. Çok şükür. Biz bugün hepimiz Oğuzhane, Korkut atamızı, Sultan Alparslan Hane, Sultan Süleymani yani hepsini Selçukluları, Osmanlıları <laughs> temsil ediyoruz. Anadolu'ya kadar geldik. Sonra İstanbul'a geldik. Ve bugün bile her bir Türk ailesinde Korkut atı hakkında herkes biliyor. Bizim büyük dedemiz, bizim büyük atamız. Şimdi ee, hocam, Korkut ata kimdir öncelikle? Bundan Hı. bahsetsek. Korkut ata Türklerin bilgesidir. Biz onu Eserlerden, yazılı eserlerden destan olarak hı hı. görüyoruz. Yani 15. yüzyılda yazılmış, kaleme alınmış eserlerden o şekilde biliyoruz. Ama kökü tarihin en eski devirlerine kadar giden bütün Türk bozkırlarda yaşamış. Yani Anadolu'da değil de bozkırlarda yaşamış bütün Türk lerin destanlarının mitolojilerinin sonu gibi ben değerlendiriyorum. Hı hı. Niye sonu gibi? Zaten içeriğinde de belli olduğu gibi Oğuzların yani büyük devletler kuran, Ön Asya'da büyük devletler kuran, Osmanlı, Safevi, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve bütün Türkmenistan'dan bütün hı. Türk dünyasında bunu görüyoruz. Dolayısıyla Türklerin bilgesidir. En bilgelik en üst makam olarak burada karşımıza çıkar. Tıpkı Oğuz Destanı'ndaki Ulu Türk gibi, Irkıl Hoca gibi ya da Bilge Tonyukuk gibi. Her zaman Türklerde hükümdarın yanında. Çok ünlü bir danışman, müşavir, bir yol gösterici bulunur. İşte bunlardan biri de Dede Korkut'tur. En nihai noktada böyle söyleyebiliriz. Ama Dede Korkut Tabi Oğuzların yani varlığıyla birlikte çıkan Oğuz dünyasını da kendini gösterir. Bu da nedir? Ben mezarının olduğu yere kadar gittim. Hı hı. Kazakistan'da Karadağların olduğu yerde ama Azerbaycan'da olduğu da söyleniyor. Evet. Bayburt'ta olduğu da söyleniyor. Yani Karadağlardan Doğu Anadolu'ya Türkiye'ye kadar o çok geniş sahada bütün Oğuzların aslında Batı Türklerinin bir destanıdır. Tabii bölgelere göre farklılıklar gösteriyor. Mesela Kafkasya'da Kafkas halklarıyla olan ilişkilerde. Yani Tepe Gözde olduğu gibi Grek hikayelerinden etkilendiği de görülür ama bizim anladığımız ben biraz da tarihçi olarak onun eski orijinal kaynaklardaki mesela güçlerde Sulu Kağan var. Çok büyük bir kahraman. Onunla Salur Kazan'ı benzetirim birbirine. Evet. Bu, bazen çok, öyle çok de ilginçtir ama Selçukluların bütün ilk kuruluşunda gördüğümüz o Arslan Yapgı, Musa Yapgı gibi çok kullanılan Yapgı ünvanı ile birlikte aslında Dede Korkut kimdir sorusunun cevabı Türklerin bilgesidir ama Türklerin kökenini aydınlatan bir destandır diyebiliriz mitolojik anlamda. Da. Şimdi Korkut Ata gerçek bir kişi mi ya da rivayetlerden oluşan bir efsane şahsiyet Bence e, bir zamanlar gerçek bir kişi idi. Oğuzların arasında yaşayan. Bu daha sonra Türklerin din değiştirmesiyle yaptığı etkiden dolayı Bu İslam'dan, e, önce. İslam'dan önce ve sonra e, değişik formlara büründü. Yani o kadar uzun ömürlü biri olması e, tam mümkün değil esasında. Ama biz onun kaynaklarda dikkatlice incelediğimizde e, gerçekte e, Korkut Ata ya da Dede Korkut gibi birinin varlığını hissediyoruz. İş şey olarak anlıyoruz. Ama şu tarihte yaşadığı diye tespit etmekte maalesef hı hı. mümkün değildir. Hı hı. Şimdi Korkut Ata, Gazneli Devleti'nde yaşamış olan bir pir mi? Ya da şu Salur Kazan Sultan, yani Hanı döneminde yaşayan bir şahsiyet mi? Gazneliler'le ilgisi olamaz. Çünkü Gazneliler Oğuz değil. Gazneliler Karlok. Ha, onlar karluk. Karluk. Dolayısıyla onların şeylerle ilgisi olamaz. Hı hı. Ya bu devletiyle doğrudan ilgisi olabilir. Yani Sır derya boyunda hı hı. yüzlerce binlerce Oğuzlardan kalma şehir kalıntısı, işte mimari eserler, ata yerleri vesaire bulunur. Burası Türklerin de ilk Müslümanlaştığı, Türk Müslümanlığının da geliştiği yerlerdir esasında. Karadağlar, Tanrı dağlarından kopar ve sır derya ırmağına paralel olarak Aral Gölü'ne doğru güney kuzeybatı istikametinde uzanır. Bu dağların her birinde de birer şey olarak e, bizim o Oğuz yerlerini veya işte Anadolu ön Asya Türkleriyle diyelim bağlantılarını görürüz. Bir anlamda Oğuz destanında da esasında o bölge çok önemlidir. Yani e, Kazıkurt Dağı mesela onun güneyindedir. Oğuz Destanı'nın merkezi olarak kabul edilen vesaire. Dolayısıyla doğudaki Moğolistan'daki değil ama batıdaki Türk kültürünün ağırlık merkezi Karadağlardır. Sıderya Irmağı'dır. Bugün bir Kazakistan sınırlarında. Evet. Ve Dede Korkut, Korkut Ata da buradan çıkmaktadır. O bölgelerden. O bölgelerden hı hı. yani neşet etmiştir ya da işte ortaya çıkmıştır hı hı. diye söylenebilir. Bütün Oğuzlar arasında söylendiğine göre hı, hı. Demek ki yani bütün Oğuz boyları arasında söylenen geldiğine göre ve yer tuttuğuna göre bu o açıdan çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ortalama hangi asırda yaşamış? Ee, benim görüşüm şöyle en azından 550'li yıllardan itibaren 552'den itibaren yani Batı Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşuyla birlikte ortaya çıktığını ben düşünmüyorum. 6. asırda. 6. asırda ama zaman içerisinde yaşadıkça ve Oğuzlar farklı yerlere dağıldıkça o destana farklı kültürel etkiler de girmiştir ve değişmiştir. Bu doğaldır. Çünkü Türkler çok geniş alana yayılmışlardır. Evet. Farklı farklı kültürlerle temasa geçmişlerdir. Evet. Bu da gayet doğal. Bir de 300 yıl yaşamış diyor. 295 yaşamış yıl, yıl Tabii. yaşamış. Bu mümkün diyor. değil. 100 yıl yaşamış. 100 yıl derse anlarız değil mi evet. ortalama? Bir insana 295 yıl yaşaması mümkün, mümkün değil. bu değil. efsaneleştirmek. Ama onun bilgeliğinden dolayı, toplum üzerinde etkisinden dolayı. Ya da o e, dönemlerde e, evet. insan yaşı şey başkaça mı hesaplanıyordu? Bu olabilir yok mi? yok. yok. Alakalı, o, o şekilde değil de şöyle mesela yıl <laughs> takvimi var zaten onu biliyorlar da 12 hayvanın takvimi vesaire. Burada şey e, önemli çünkü o toplum içinde çok sevilen, saygı duyulan, e, sözü dinlenen biri olduğu için onu Kutsallık atfediyorlar. kutsal biri olarak, ermiş biri olarak düşünüyor ve o uzun yaşar diye tahmin ediyorlar. Ama e, tabii mümkün değil. Ben yani o bölgeye geri e, gezdiğimiz zaman e, bahsettiğim bölgede yani o Karadağlar Sır Derya arasında Evliya yerleri var, birçok hmm. yani e, uzun yaşayan işte Türkleri gelip Müslüman yapan Arap velilerden falan söz edilir. Dolayısıyla o geniş çerçeveye göre bakmak lazım. E, bugün Kızıloğlan'ın Karmakçı ilçesinde. Biraz Kızılıkada'yı 180 kilometre kuzeyde bir noktada bulunuyor. Oralarda Oğuz yerleri zaten biz hani Oğuz Oğuzya bu devletinin de yerleşim alanları olarak oradan karşımıza çıkıyor hı hı. ve batıya doğru yayılıp geliyor. Hı hı. O zaman şöyle dememiz lazım yani bir en azından yani seyircilerimizin bilmesi için Ata yani Oğuzların hangi boyundan geliyor? Aha. Şimdi iki türlü görüş var bu arada. Birincisi işte bayat boyundan geldi yani 24 Oğuz boyundan diğeri kayı başka bir kaynakta kayı olarak geçiyor. Kayı olarak geçmesinin sebebi Osmanlılarla yakınlaştırılmış kendilerine yakınlaştırılmak istenebilir. Yani. İstenmiş olabilir. Yani bu doğru değil. Bence bayat olması daha doğru. Yani bu çerçeve içerisinde ama siz de kırık boyundan geldiğini söylüyorsunuz. Bu şu açıdan güzel. Demek ki bütün Oğuzlar Dede Korkut'a sahip çıkıyor. Kendi <laughs> ataları olarak görüyor. Bu açıdan önemli ama çünkü... ...dediğim gibi onun destansı kişiliği... ...kutsal kişiliği, bilge ve devlet adamı. Hı hı. Toplumu yönetmesi... Hı hı. ...herkese akıl vermesi vesaire... ...ton hukuk gibi. Hı hı. Şimdi ton hukuk somut bir tarih. Bilge ton hukuk. Yani e, bu şekilde e, bakabiliriz. Hı hı. Batı Göktürkleri burada çok önemli. Yani 552 yılında devlet bağımsızlığı ilan edilince yani Türk kanunu kurulunca bu Kan kardeşi İstemi'yi Yamgu ünvanıyla batıya gönderdi. Tanrı dağlarına ve oradaki Türkler yeniden örgütlendi. Yani biz işte Güney Kazakistan'da, Kırgızistan'da özellikle Mavera Nehri'nin dışındaki bölgelerde yaşayan hı hı. Türk boylarını vesaire bunları e, çok iyi öğrenebiliyoruz. Yani bu Türklerin ana gövdesini bize anlatıyor. Ben Korkut Atay'ı. Dede Korkut'u. Bu yüzden önemsiyorum. Hı hı. Yani şeyden gelen bütün o ana Türk grubunun Oğuz Destan da bunu tamamlıyor. Bir yerde sonucu gibi bize anlatıyor. İşte Türkmen boyları veya Azerbaycan'da bunun bu kadar sevilmesi şey aynı şekilde şeye gitmesi bu biraz daha baktı Anadolu'da, Doğu Anadolu'da hani Bayburt'ta vesaire çok yer edinmesi bize bunu anlatıyor. Yani Türk kimliğinin de temel dayanağı gibi karşımıza hı hı. çıkıyor diye söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi korkut hatamız. hangi Türk devleti döneminde yani yaşamış ve görev aldı mı o devlette? Evet. Şimdi müşahhas olarak yani somut olarak bunu bilemiyoruz. Hı hı. Söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, o zaman Batı Göktürkleri, Oğuz-Yabgu devleti, Selçuklular, Selçuklulardan sonra Azerbaycan'da o Kafkasya'daki ee, İl Denizli Atabeyliği ve diğer beylikler dönemi diyelim. Hani Saltuklular vesaire. Saltuk falan geçiyor geçiyor zannedersem. Sonradan koyunlu Ak Koyunlu. E nihayet Ak sonunda yani 1500'lere doğru bu kayda geçtiğine göre. Hı hı. Eğer yaz, erken dönemde yazı kayda geçmiş olsaydı çok daha doğru bilgilere sahip olacaktık. Hı hı. Fakat ancak 1500'lü yıllarda hı hı. E, ya doğru kayda geçtiği düşünülüyor. Dolayısıyla ak koyunları da anlatıyor mesela. Hı hı. O hikaye nerede Doğu Anadolu'da. Hı hı. Ama Doğu Anadolu ile Batı İran da aynı zaten o dönemde. Yani İran da Türk, Doğu Anadolu da Türk. Evet. İkisi de Türk. Hı. Dolayısıyla daha rahat anlaşılabiliyor. veya şeyde de bu e, Azerbaycan'da mesela onu da görüyoruz. Çünkü Türkmenler bir Anadolu'ya geliyorlar bir o tarafa doğru gidiyorlar. E, kuzey güney hı hı. nüfus hareketleri de var. Hı hı. Bütün bunlar yansıtıyor ama Hı -hı. İşte somut olarak şu devlet zamanda yaşadı demek mümkün değil bence. Mümkün değil. Ama böyle bir a... Ama şunu söyleyebiliriz. 6. yüzyılda 6. yüzyıldan de... ben başlatıyorum Aha. bu olaylara göre ama mesela Türkmenler değil mi? Şimdi Hı -hı. Dede Korkut'un normal siyasi hanedanlarla bir bağlantısı yok bizim. Hı -hı. Yani tarihin dışında gibi. Hı -hı. Bu nasıl olabilir? Konar göçer hayatı yaşayan işte Türkmenler ve diğer Türk boyları. Bunlar arasında söylene geldiği için nesilden nesile aktarıla aktarıla bir mesulere <laughs> kadar gelmiş ve nihayetinde artık Türkler de yerleşik hayata alıştıkları için kayda düşünmüş <laughs> diye değerlendiriyoruz. <laughs> bir işte Mısır'da bağlantısı var. <laughs> Berlin'de bulunuyor. <laughs> Dresden'de bulunuyor ilk müstesi. Sonra Vatikan'da <laughs> evet. ele geçiriyor. Değil mi? <laughs> 1952'de Mısır'da. Ama Anadolu cami tevarihte anlatılıyor. Çok çok önemli. Korkut Hatta. Çünkü cami hem Türklerin hem de Moğolların en önemli tarih kaynaklarından biri. E, Reşidettin'in, Fazlullah'ın 1305 tarihinde yazmış oldu. Demek ki daha erkene de gidebiliyor bir anlamda. Onda geçmiş olmuşsun. cami Tevari aynı zamanda Oğuz Destanı'nın da kaynağı. <laughs> Güya Moğollar anlatıyor diyebiliyoruz ama tamamen neredeyse %90'ı Türklerle ilgili. Evet. Şimdi bu biz işte hani tarihin aydınlatılmasında mitolojinin destanların efsanenin katkısını öğrenme açısından ...bunları çok iyi değerlendirebiliyoruz. Bence renk katıyor Türk tarihine. Evet. Bir de o zaman şöyle diyebiliriz yani tüm hanedanların tüm Oğuz hmm. hanedanların üstünde duran bir Kesinlikle. şahsiyet. Kesinlikle öyle. Bakın ben e, Türk destanlı efsaneleri ders anlattım yıllarca. O üniversitede ders anlattım. Amacım şuydu. Bir destandan bir tarihçi nasıl faydalanabilir? Yani nasıl bir çıkarım yapabilir? Bunun üzerine gidiyorduk. Hı hı. Ve şöyle düşünüyorum. Bir tarafta gerçek tarih. Yani işte Metehan, Tuman, Toman'dan başlayarak günümüze kadar uzanan bir gerçek Türk tarihi var değil mi? Türk hepsinin oldu vesaire anlattığımız. Buna paralel olarak da aynı şekilde paralel devam eden bir de bizim mitolojimiz var. Mitoloji hı. derken hı. destan ve efsaneler. Bunlar hı. zamanında var. Daha sonra Kanlılar'da var, Göktürkler'de var, Uygurlar'da var. İşte Oğuzlar'dan tut vesaire vesaire. Hı hı. Ama bu genel çerçeve içerisinde Dede Korkut tam bunun ortasında. Hem Doğu'yu ilgilendiriyor, işte Kazakistan'a dediğim gibi Doğu'daki Kazakistan. Hem de Anadolu'yu ilgilendiriyor. Hı hı. Yani bütün Türkleri de bir anlamda birleştirmeye çalışan yani. bir destan gibi karşımıza çıkıyor. Yani tüm Türklerin baş tacı. Baş tacı gibi. Korkut hatamız. İşte o derin bilge olması, topluma yol göstermesi ahlaklı olmaya davet etmesi şehvet bakın yok kadın çok değerli dedi Korkut'ta da ama e, kadın hep ahlaklı değil mi onun yanında diğer açıdan bakarsak e, yine insanların dürüst kahraman olması gerekiyor alp tipini görüyoruz alplik yani vatanı için çarpışan halk için vatanı ve milleti için çarpışan savaşan mücadele eden yiğitler Hı -hı. alp tipi var bunu Hı -hı. anlatıyor i̇şte, ve vesaire buna benzer örnekler bir de liyakat da söz konusu. Yani o işte hanların sarayında oturabilmek için bir mevki alabilmek için layık olmak gerekiyor. Onun için düşmanla savaşmak işte değişik başarılar kazanarak ancak oraya çıkabiliyorsunuz. Birdenbire de çıkamıyorsunuz. O da önemli. Yani bence bir işte devlet dediğimiz o hani kutsal kavramın bir yanda altyapısının bir ayağını bir bacağı tabii. Korkut Ata korkutata Bir de Korkut Ata a, sazlardan da başı çıkmış. Evet. Sazlardan derken müzik aletleri. Evet. Tabi. Evet. O şekilde de yani sol solladım derken. Kopuz, kopuz enstrümanını da. o e, üretmiş. Kopuz. Evet. Kopuz. İşte Kazaklar'ın bugün de kopuzu. Hı -hı. Yani iki türlü. Bir boy boyladım diyor ya. Böyle, o Grup grup olayları anlatıyor, boyların şey belki diğer hikayeleri anlatıyor hı. ama bunlar da manzum yani şiirsel olarak da anlatıyor ya da nesil olarak düz yazı olarak işte soy soyladığım da o yüzden önemli hı hı. yani e, e, bu e, bir hadis kadercilik de var mesela gelimli dünya gidimli dünya diyor yani bu dünyaya gelirsiniz ve gidersiniz bugün bey gidin, han gidin ama kader hı. geldi Oldu, herkes ölecek. Yani o kaderli şey de anlatıyor bir yerde. Hı hı. E, aynı hı hı. Bilge Kağan'ın yazıtlarda Ötten kisip Kisi oğlu kök örgeli törmüş. Hı hı. Yani zamanı tan, tanı yaşar insan ölümlü yaratılmış insanoğlu diye. Burada da aynı şeyi hı hı. düşünüyoruz. Yani Kisi oğlu derken burada hı hı. insanlık için. Hı hı. Yani burada e, genel Türk tarihi ama bunun içerisinde özellikle kültür tarihi, sosyal tarih dediğimiz zaman merkezine Dede Korkutu Korkut Atayı oturtuyoruz. Hı hı. Ve de e, destanın bazı yerlerinde Korkut Ata ölüme inanmayan bir pir olarak öne çıkıyor. Evet. Hatta a, a, ölüme savaş ilan ediyor. Sanki. yani bazı şiirlerini okuduğumuzda hı. böyle oluyor. Yani bununla ilgili bir biraz konuşsak neden a, böyle yaklaşıyor bu? Şimdi uzun ömürlü olmak ya da uzun yaşamak ölümden korkmak bütün canlıların, bütün insanların işi. Yani hepimizin bütün canlıların yaptığı iş. Dedek, dedek Korkut biraz da burada kaderle mücadele ediyor <laughs> esasında. Yani o ölüme karşı mücadele etmesi. Deli Donul hikayesi aslında bir yerde öyle. Evet. Yani o Deli Donul'da da yine Azrail'e karşı ama Aha. sonuçta kader Hı. kazanıyor. Yani o e, işte Müslümanlığın da getirdiği artık şeyle birlikte artık e, her şeyin kadere bağlı olduğunu bütün evet. canlıların bir gün ölümü tadacağını da kabulleniyor sonucunda. Fakat uzun yaşamak istemesi de ilginç değil mi? Evet. Ölümsüzlüğü aramış olması görüyoruz. Her zaman insanlar ölümsüzlüğü aramıştır. Yani Çin'de de öyledir bu. İran'da da, Türkler'de de Anadolu'da, Avrupa'da da uzun yaşamak vesaire. Ama maksadına ulaşmış Ölümsüz bugün konuşuyoruz onu. Tabii, her öyle. ailede Korkut Ata yaşıyor. Tabii dedi, yani korkut, her korkut, Türkmen korkut. ailesinde Korkut Ata destanı var. Onsuz çocuklarına, ailene terbiye veremezsin. Yani bizim töremiz hala böyle yani, devam ediyor. Türkmen öyle. Yani ailelerinde. Ona işte Türk ahlakını da anlattığı için hepimizin ihtiyacı var. Bütün ailelerin, gençlerinin eğitilmesinde, toplumun sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ulaşmasında <laughs> ne büyük katkısı var. Evet. Şimdi siz şu an Deli Domrul hakkında bahsettiniz. Evet. Şu kuru çayın üstünde köprü kuruyor bu. Evet. Her gelen geçenden para alıyor bu. Pul alıyor. Para. Evet. o Destanın bu parçası bize bugün ne demek istiyor? Deli Domrul'la ilgili. Biz yani, orada ne çıkarmalıyız kendimiz için? Yani, tabii bu bakış açısına kişilere göre değişir. Deli Dungul hikayesinin aslında Grek, Anadolu'daki Greklerden geçtiği yönünde bazı iddialar da var. Dolayısıyla e, dünyanın e, parayla, e, tabii benim yorumum bu. Hı hı. Parayla e, ait olmadığını, kimsenin mülkü olmadığını aslında, e, tabii Müslümanlığı olduğu için artık, Allah'ın, dünyanın olduğunu göstermek için bu yola gidiyor diye düşünüyoruz. Ama sonunda dediğimiz gibi sonuçta kadere teslim oluyor. Yani. Bu. Evet. Ve bizi yani mert olmaya. Mert olmaya, ahlak öğretiyor. olmaya. Çünkü Ezrail'e karşı savaşıyor ya bu. Hı, yani Bizi, tabi, e Türkleri hep e, merdane olmaya davet ediyor. Değil evet, mi? Tabi. Destanın bu, bu kısmı. Şimdi biz ııı e, Önemli bir konuyu konuşmalıyız. Oğuz boyları. Hı hı. Hocam, Oğuz boylarından bize bahsetseniz. Tamam. Şimdi Buyurun. Oğuz boylarını Türkiye'de tarihsel arasında ilk defa benim tespit ettiğim bir olaydan başlayayım mı? Evet, lütfen. Şimdi şöyle, bizim Batı Oğuzları dediğimiz, bugünkü Türkmenistan'daki Afganistan'da, İran'da, Azerbaycan, Anadolu, Kuzey Irak, Suriye, Balkanlar. Hatta Kuzey Afrika'daki gibi bu Batı Türklüğü'nün hı hı. bir oluşum hikayesi var. O şu 664 yılında Batı e, ve Doğu Göktürkleri e, bu şeyi iki Batı Doğu Göktürk devleti zaten yıkılmıştı. Batı hı hı. Göktürk devleti de kendi içinde karışıklığa düştü ve Hanedandan gelen beylerin çoğu Çine gidip sığındı. Çinli oldu. Hı hı. Geride kalan boylar yani başsız kalan boylar ne yaptı? Burada bugünkü e, Kazakistan'da İli ırmağı var. İli ırmağı civarında bunlar toplandılar. <laughs> Ona bölündüler. Yeniden teşkilatlandılar. Bunlara ilk önce 10 ok dendi. <laughs> Sonradan e, Türk iş de deniyor. Türk iş, Türkler demek ki bir anlamda. Türk de deniyor. Çünkü yabancılar hep Türk. Türk kanunundan geldiği için Türkler de deniyor. Ve arkasından... Bunlar e, batıya doğru yani Güney Kazakistan, Sır Derya, Irmağı civarında yoğunlaştılar. Hı hı. Doğudan gelen Karluklar, hı hı. Karluklar da Türk hı hı. ama on bunları batıya doğru itti biraz. Yani bugünkü Güney Kazakistan, Taraz, Çimkent, Kızılorda, hı hı. Türkistan gibi ve hatta Mangışlak dediğimiz bu Hazar Denizi'nin doğusundaki alanlarda yaşamaya başladılar. Bunlardan çıkan devletler, Oğuz Yablu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti. Yani hı hı. Anadolu Türkleri için bunu söylüyorum. Hı hı. İran'dan Doğu Anadolu'ya Karakoyunlu, Akkoyunlu, sayısız beylik. Birçok İran'da hanedanlar, Afşarlar, Kaçarlar vesaire hı hı. bütün bunlar getirdi. Şimdi ben bütün konferanslarımda ve derslerimde de anlatırım ki Oğuz boyları bir sonuçtur. Türklerin geldiği noktayı göster. Yani 24 Oğuz boyu, üç bozoklar. Boz aslında gelinen noktayı bize işaret eder. <laughs> Çünkü o eskiden beri gelen. Yani 634 yılında o teşkilatlanma bize bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni, bugün Azerbaycan'daki, bugün Türkmenistan'daki diğer Türklerin varlığının temelidir esasında. Şimdi bu örgütlenme biçimi olarak bunu görüyoruz ama tabii ki Oğuzların tarihi çok geniştir. Karadeniz'in kuzeyine giden, Balkanlara kadar inen ve Ruslarla karışan, Ruslarla mücadele eden, Kafkasların kuzeyindeki o salur boyu zannedersem, yine o Türkmenlerde var, Çin'e kadar giden Oğuz boyları var. Şeyler içerisinde Batı Oğuzlarından Salgurlar mesela salur boyu var. Şimdi Kirman İran'da ve İran'ın değişik bölgelerinde ama Ön Asya'da yani büyük beylik ve devlet kuran gruplardır. Bunu Oğuz Destanı'nı okuduğumuz zaman şunu anlıyoruz. Türklerin ana gövdesi Oğuz idi. Bana gövde. Bu gövdeden diğer boylar ayrıldı. Kim ayrıldı? Mesela Kıpçaklar, Karluklar vesaire vesaire. Ama Türklerin ana gövdesi Oğuz'dur. Bunu söyleyebiliriz. Bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman ta Hunlar zamanından itibaren Dinlinler yani Oğuzların ilk ataları, sonra Kanlılar, sonra Töresler, Oğuzlar ve bunlar Türkmen. Hı hı. Müslüman olduklarında Türkmen adıyla birlikte bunları anlayabiliyoruz. Başka türlü anlamanın imkanı yok. Yani biz Oğuzları okumazsak Türk tarihini anlayamayız. Evet. Mümkün değil. Yani mümkün değil hiçbir şekilde. Oğuz kavramını ve Oğuzları bilmemiz lazım. Burada rahmetli Faruk Sümer hocayı bir kere daha anmamız lazım. Ona şükran borçluyuz. Oğuzlar diye kitap var. Başka arkadaşlarımız da çalıştılar vesaire ama o geniş kapsamlı yani ta Orhun bölgesinden başlayarak yalnız burada bir karışıklık meydana geliyor hı hı. esas şey şu Niyaz Bey hı hı. E, dokuz oğuz kavramı var dokuz oğuzlar Türkiye'ye gelmedi hı hı. Batıya gelmedi yani dokuz oğuzlar Turfan bugün bizim Doğu Türkistan dediğimiz Uygurlarla birlikte Turfan ve Gansu bölgelerine yerleştiler. O bölgede kaldılar ve bugünümüze kadar devam ettiler. Bugünkü Uygurlar, o geniş nüfus kapsamı şey olarak baktığımızda onlardır. Onlar batıya gelmedi. Dokuz Oğuzları karıştırıyorlar. Hı hı. Yazıtlarda Tonyukok'un savaştığı, Bilge Kağan'ın savaştığı dokuz Oğuzlarla batı Oğuzları aynı değil. Hı hı. Bunu bilmek lazım. Bu bambaşka bir şey. Çünkü arada zaten iki üç bin kilometre mesafe var yani bakarsan en azından. Ee, şimdi bu buna göre bakmamız gerekir. Ee, Türk tarihinin özellikle ana grubu. Yani Oğuz Destanı'nı okuduğumuzda burada hı hı. E, ana grubun o, Oğuz olduğunu, Kıpçaklar dahil ki onlar büyük, hepsinin Oğuzlardan çıktığını yani ana grubu ayrıldı ki özel adıyla ama Oğuzlar devam etti. Ve Türkmen olarak günümüze kadar vardı. Bunu anlamamız lazım. Hı hı. Ben tarihimizin böyle bütüncül bir şekilde Tamamının iyi anlaşılması hı hı. tarafındayım. Bunun da e, cevabı sizin sorunuzda yatıyor. işte. Oğuzlar kimdir? Oğuzları çözersek, iyi anlarsak Türk tarihini anlamış oluruz. Hı hı. Şimdi başka milletlerde öyle değil. Ama Türk tarihine baktığımız zaman sadece hanedanlara bakmak doğru değil. Mesela Çin tarihinde ha hanedanlar vardır. İşte Avrupa tarihinde de öyle. Sadece hanedanlar, hanedanlar oku. Bizde yetmiyor. Bizde böyle değil. Bizde bir yanda hanedanlar bir yanda boylar. Hı hı. İşte Oğuzlar bunun içinde. Bizde hı hı. Yani bu çok şifreler orada gizli gibi bir şey diyorum ben. Hani Türklerin şifreleri boy sisteminde gizli diye bir iddialı lafta da bulunuyorum. Bu Anadolu'da da böyle. Hı hı. Ta 17-18-19'lara kadar bu Osmanlıların işte Türkmenlerle olan mücadelesi hı hı. de bunu bir şey yapıyor. Şimdi Oğuzlar çok zor zapt edilen, idare altına alınan bir insan topluluğu. Savaşçılar biliyorsunuz. Sultan Sencer'i hapse atıyorlar. Hep sayı gösteriyorlar. Hem de 5 sene hapse adamcağızı 1757'ye hapiste tutuyorlar. Yani düşünebiliyor işte biliyor musunuz? Harizmşah Devleti'nde de öyle. Her zaman e, asiler diyelim yani bağımlı olmak istemiyorlar. Bu bu çok ilginçtir. Hatta biliyorsun Türkmenler 1934'e kadar Ruslara karşı savaştı. Evet. Afganistan'daki Türkmenler, Cüneyt Hanlar vesaire evet. değil mi? Onları çok iyi biliyoruz yani. Evet, biliyoruz. O tıkma serdarlar, serdarlar en kahramanca. Şimdi Osmanlı 1878'de Ruslardan çok ağır bir yenilgi aldı. Hı hı. Ruslar İstanbul'a kadar geldi. Hı hı. Aynı dönemde Türkmenler Rusları yendi. Şeyde. Yendik. Gökte şeyde düşünebiliyor musunuz? Evet. Muhteşem bir başarı aslında. Göktepede. Ee, şeyler ne diyorlar? Ee, Avrupalılar çok, İngiliz çok şaşırıyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte Osmanlılar yenildi de o sayıca az olan Türkmenler yenildi diye. Bunu bizim iyi anlatmamız lazım. ana? O Türkmen tarihini doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani burada ben yani Türkiye'de çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum. Türkmen tarihinin. Son devir Türkmen tarihinin. Yani o bu Gazi Bahadır Han'ın eserinde veya şeyde anlatılanlar var ama. Türkiye'de Seceri Terakime'de anlatılanlar vesaire şeyler var ama. Oradaki daha da önemli bence. Yani bu gerekiyor. İşte Dede Korkut bunun bir boyutu ya da bir e, bir güzelliği gibi ya bize anlatılan, hepimizi bir araya getiren var. Şimdi Türkmenler de var, Azerbaycan'da var. E, Kazakistan'da da var Korkut Ata. Dedim ya mezarına kadar gittim ben, yerine kadar gittim diye. Karadağların şeyinde. Şimdi bunu anlayamazsak Türk tarihini anlayamamış oluruz. Dede Korkut bunun güzel tarafı çünkü efsane. Küçük hayatı anlatıyor. Yani ahlaklı olmayı, deli dumrul hikayesini, tepe gözüyle vesaire diğer olaylarla birlikte bunu bir güzellik olarak bir, şekilde kendine koyuyor. Yani bir binayı düşünelim. Onun çok güzel bir bina ama o binanın işte güzel tarafı, görünen tarafı aslında şey dedi Korkut. Korkutu. Siyasi tarih biraz daha kuru ve katı geliyor. Evet. Yanında. Evet maalesef böyle. E, şunu diyebilir miyiz? Evet e, siz şu an dediniz ya bazen Oğuz e, Oğuz boyları e, Türkmenler e, sultanlara karşı hep hanedanlara karşı hep bir e, savaş açıyorlar. Asi. Evet baş kaldırıyorlar diyelim. Evet daha doğrusu bağlanmak istemiyorlar. Evet <laughs> yani şöyle diyor ben çok çalışıyorum ediyorum. Niye gelip benden vergi, vergi alıyor <laughs> Evet. Diyor. Şöyle diyebilir miyiz? Çünkü Boylar hanedandan daha üstte. Yok hanedandan üstte demek çok doğru değil Yan yana belki farklı değerler. Yan yana. Çünkü onlar da o boydan geliyor. Tabi Osmanlı'da sonuçta Kayı boyundan diyoruz ve evet. O da bir Türk boyundan geliyor hı hı. mesela çok kalabalık bir boy var Afşarlar mesela hı hı. hem Anadolu'da işte Azerbaycan'da hanedan kuruyorlar Nadir Şah var Afşarları meşhur hanedanları Ta şeye kadar bazı Oğuz boyları çok büyük kalabalık. <laughs> Bazı mesela e, Türk, Kürtleşen çok Türkmen boyu da var ama. Doğu Anadolu'da döerler, <laughs> Beydili aşireti gibi boylar da çok mesela bu ver devlete vergi vermemek için <laughs> o dönemlerde. <laughs> Şimdi Karakeçili Karakeçili aşireti var Osmanlı'lardan şey yapan. <laughs> bu Söğüt'te Türkçe konuşuyor, Mersin'de Türkçe konuşuyor, Urfa'da Kürtçe konuşuyor, Diyarbakır'da Zazaca konuşuyor, Musul'da da Türkmençe konuşuyor. Yani aynı kabile, aynı boy. Hı <laughs> hı. Çok ilginçtir. Bakın bu bizim tarihimizi anlamamız ve bugünkü siyasi ve sosyal olaylara çare bulmamız açısından bakarsak ilginçtir bu konularda. Yani orada şey gerekmiyor. Ee, kışın Türkmenler, Oğuzlar, Musul Kerkük tarafına iniyorlar çünkü şey ya daha ılıman sıcak diye. Yazında Erzurum'a doğru, yaylalara doğru çıkıyorlar. Yani kuzey güney istikametinde bir alışveriş var, hı hı. E, gidiş geliş var. Bu yıllar böyle devam ediyor. Yani Doğu Anadolu'nun Türklüğü de burada Oğuzlar üzerinden değerlendirilmeli. Karakoyunlu, Akkoyunlu ama onun sonrasında da aynı şekilde bakıyoruz. Batı İran'da öyle. Şimdi i̇şte İran'da ne kadar çok Türk olduğunu biliyoruz. Bir grubu Türkmen şeyde Horasan tarafında ama bir grubu da şey batıda bizim Azeri dediğimiz 26 Türk grubu var İran'da farklı o şimdi. Hep bunlar Oğuzlardan geliyor esasında. Yani neredeyse tamamı. Şimdi e, geliyor demek ki son bin yıl açısından baktığımızda Türk tarihi aslında Oğuz tarihi gibi. Bağımsız ve büyük devletler kuran her yerde mücadele eden. Şimdi bu şeyi değerlendirelim. O sorunuz şimdi bozkırlarda yaşayan, konar göçer hayvancılık yapan insanlar daha erkin olurlar. Yani daha güçlü. İktidar sahibi olmak. kolay kola başarmak istemezler. Şimdi tarlada çalışan insanlar yorulur. Daha itaatkar olurlar. Hı hı. Şimdi Oğuzlar, yani Türkmenler, şey olduğu için tarlalar, yani daha çok hayvancılık ve işte o konar göçer hayatı sürdürdükleri için bugünkü yörükler gibi Anadolu'luk yörükler gibi bunun sonu olarak, sürdürdükleri için bağımsız olmayı daha çok tercih ediyorlar. Hı hı. Ve bağımsız olarak hayatlarını e, sürdürmeyi tercih ediyorlar. Çatışmalar da bundan çıkıyor esasında. Hı hı. Yani devletle idarelerle olan var bundan çıkıyor. Türkiye'de de böyle Türkmenistan'da da böyle. Aynen öyle. Evet. Her yerde aynı. Çünkü hep ee, öyle bir soru öne çıkıyordu. Yani sen de Oğuz boyundansın. Ben de Oğuz boyundan geliyorum. Ben niye sana şey hmm. boynumu eğmeliyim? E, ta, niye boynumu eğmeliyim sana diye evet. Çünkü biz eşitiz. E, İkimizde de, de kurt var. Yani tabii. bir boyda çok soy var. Ama o hepsi Oğuz boyuna ait oldukları için hepsinde kut var. Bu yüzden de soylar kendi aralarında hep böyle savaşarak geçtiler. Neden ben sana boyun eğmeleyim de neden ben sana boyun eğmeleyim? Şimdi bakın, Mesele burada. Niyaz Bey ama esasında eskiye gittiğimizde her boyun nerede yaşayacağı otlakları, kışlakları belli. Herkes sizin dediğiniz gibi birbirine eşit davranmış olsa boylar arasında çatışma çok az görülür bu Türklerde. Evet. esasında. Hanedan üyelerinde daha fazladır. Mesela Selçuklular'da, Osmanlı'da falan. <laughs> Hanedan üyeleri arasında çatışma daha fazla görülür. Türklerde boylar arasında çatışma görülmez. Çok. Sonradan bu başlamıştır. Niye bir toprak kavgası? işte. otlak kavgasından dolayı ve birbirini yükselerek şey yapmak. İran'da o Şah İsmail'in yaptığı yani hı hı. o çok kötü aslında bak. Bana göre çünkü e, Şii olmayan herkesi öldürüyor. 1500'lerin başında o Hı. dönemde. bu O çok ağır geliyor. Yani Musul Türkmenlerini tamamen öldürmüş. Sünniler diye. Bunu da bilmek lazım yani. Esasında Osmanlı ile çatıştı değil mi? Ama Safevilerle de aynı durum var. Yani Türkmenleri kimse anlamamış. Türkmenlerin ruhunu kimse anlamamış. O Dede Korkut'ta anlatılan vesaire vesaire şeyler ana kimse anlamamış. Evet. Bizi sadece Korkut'ta anlıyordu. Evet. Bunu diyebiliriz değil mi bugün? Korkut'ta işte <laughs> orada yol gösterici. Evet. Yani Gerçek anlamda 21. yüzyıla uyguladığımız zaman yol gösterici olarak. Hı hı. Şimdi korkut tatağının yani her bir büyük tarihi şahsiyetin bir sembolü var, hı hı. nişanı evet. var. Şimdi korkut tatağımızın nişanı, sembolü ne? O konuda çok bilgi yok ya da ben hatırlamıyorum. Hı hı. Ee, elinde bir asa ile ya da işte kopuzuyla. Gezmesi yani evet. şey olarak bizim bildiğimiz o. Çünkü bir şekilde sözel edebiyatta şu kopuzlarla kendini anlatıyor. Kopuzdur bence ama bir de dede Korkut şey olarak elinde asa tavsi e tavsiye ediyor. Bu aksakallılık yani bilge olmak, tecrübeli olmak Hunlarda da var çok değerli. Göktürklerde de Uygurlarda da her dönemde karşımıza çıkıyor dede Korkut, Oğuz bilgeleri de. Yani şöyle tabir kullar o kabilenin o topluluğun uluları diyor büyükleri yani sözü geçenleri bunlar yaşanmışlıkların birikimi tecrübe kazanmış bilge akıllı insanların bir araya gelerek topluma yön vermeleri burada aslında meclisler de var Oğuzlarda çeken Kengeç dediklerim dediğimiz meclis ki Osmanlı'nın kuruluşunda da öyle hani bir araya oturup insanların boy beylerinin istişare etmeleri kendi aralarında danışmaları etmeleri de Onları da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu işte kurultay olsun, divanlar olsun vesaire onu da biz Oğuzlar'da görebiliyoruz. Selçukları da şey içerisinde hani şöyle düşünelim, Oğuzlar Horasan'ı geçtiler ama İran çok büyük bir coğrafyada Azerbaycan'da, Kafkasya'ya Anadolu'da, Ortadoğu'da yani Suriye'de vesaire birçok devlet kurdular. Yani büyük Selçuklu devleti ama o yıkılınca da Sureysel ves ve birçok devlet çıktı ortaya. Hı hı. Yani Ön Asya'yı Türkleştirdiler nihayetinde hı hı. Oğuzlar. Demek ki çok büyük bir nüfustu. Orada Bizans tarihçisi Pahime Meresim sözü var. Şöyle diyor. Hı hı. Ee, Anadolu Türkmen göçleri sayesinde bir Türk deryasına, derya dönüştü. dönüştü. Hı hı. Tek Türk kalan Bizans tekvurlukları adacık gibiydi diye böyle ifadeler var. Grek kaynaklarında. Yani onun çağdaşı olan. Ve nihayet Anadolu'ya Türkiye adını veriyor. İtalyan kaynakları. O dönem için. Bunları da böyle görmüş olabilir. Evet. Bazı Türkmen destanlarında ee, Korkut Adanı'nın nişanı Börü diye. Börü. Börü. Ha, o çok hoş. Börü Göktürkler'de. Evet. Börü. Şimdi o doğrudan Göktürkler'e bağlıyor. Ben onu bak, sizden duydum. Evet. Börü. Vardır. Mutlaka çok çok vardır. Hı -hı. Yani dediğim gibi Dersinde anlattık, hepsini okuduk Türkiye'de şeyde yazılanların ama böyle diye şey. Geçiyor. Çünkü onun yaşamış tarzı derviş, dervişin hayatını yaşamış bu. Bunun hiç çocukları olmamış, kendi evet. ailesi olmamış. Tamamen kendisini millete, vatana ve o dönemdeki yaşadığı devlete yani kendisini vermiş. Hı hı. yani ve bu yüzden destanlara göre yani Türkmenler, Türkmenlerin destanlarına göre köyden köye şehirden şehire geçti e, geçtiği zamanlarda onu Korkut Atay'ı hep bir böğrü refakat ediyordu Lütfen. evet bir böğrü bu, dostu bu, varmış bu doğrudan işte Göktürklerin yani aslında Hunlara kadar giden Türk o e, eski kökenini bize ifade ediyor yani İslamiyetten önceki hı hı. dönemlerinde göstermiş oluyor. Bu yüzden benim babaannem diyordu Korkut Ata e, Türk Devleti döneminde yaşadı diyordu bana. O, o bilincin olması bile ne kadar etkili olduğunu ya da Türk dünyasında yaygın olduğunu gösteriyor. Hı hı. Şimdi Türkmenler Oğuz, Kazaklar Kıpçak ama Kıpçaklarda da var. Bu da müthiş bir şey yani. Evet, müthiş. Evet. E, konuşmamızı devam edeceğiz. Kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Kısa bir reklamın ardından Profesör Doktor Ahmet Taş Ağılla Dede Korkutu konuşmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hocam bugün büyük şahsiyetimizi konuşuyoruz. Yani her bir Türk ailesinin büyük dedesi, büyük atası Korkut Ata'yı konuşuyoruz ve siz e, reklamdan önce Kıpçaklılar hakkında bahsettiniz. Bugünkü günümüzde Kıpçaklılar kimler ve ne zaman Bunlar Oğuzlardan ayrılıyorlar. Evet. Kıpç bugün Türk dünyasında iki büyük boy grubu var. Biri Oğuzlar, dedi Korkut'un da işte Korkut Atan'ın da yaşadığı. İkincisi Kıpçaklar. Hı Uygurlar da var. Diğerlerin hakkını yemeyelim. Şimdi Kıpçaklar nerelerde var günümüzde? Önce onu anlatmaya çalışalım. Kırgızların arasında var. Özbekler var. Kazaklarda var. Kafkaslar da var. Doğu Anadolu'da var. Kuzey Doğu Anadolu'da çok var. Karadeniz'in kuzeyinde, Tataristan'da ve diğer Türk, Kırım'da diğer Türkler var Kıpçak. Romanya'ya gelen, e, Romanya'nın da Bulgaristan'da artık onlar tabi Slavlaşıp Hristiyanlaşan Kıpçaklar var. Macaristan'da da öyle. Sonradan mesela Memluk Devleti zamanında Mısır'a, <laughs> Memluk Devleti zamanında Mısır'a, <laughs> sonradan Babürlerle birlikte Hindistan'a da giden Kıpçaklar var. Yani Kıpçakların yayıldığı alan Oğuzlardan daha geniştir. Haklarını yemeyelim. Hı hı. Çok sayıda devlet kurmuşlardır. Hı hı. Peki bu Kıpçaklar kimdir? Hı hı. Binli yıllarda Oğuzlar ağırlıklı olarak e, Türkistan dediğimiz coğrafyanın yani Türkmenistan ve o Güney Kazakistan'a doğru yığılınca Kuzey Kazakistan bozkırlarındaki Türk boyları kendi aralarında örgütlendiler. Hı hı. İrtiş ırmağı vardır. Kazaklar ertiste diyor İrtiş ırmağı. Yani Doğu Türkistan'dan doğar, Kuzey Kazakistan'ı boydan boya geçerek o bir ırmağına dökülür. Hı hı. Bu İrtiş ırmağı civarında kuzeydeki boylar, Kimekler ve diğer Türk boyları birleşerek Kıpçakları meydana getirdiler. Hı hı. Binli yıllardan itibaren bunlar Karadeniz'in kuzeyine doğru, batıya doğru kaydılar... Batı'da işte e, önce işte Hazar Devleti'ni yıktılar ama uzun süre yani yaklaşık 300 yıl bir bağımsız olarak yaşadılar. Tam Macaristan'a kadar uzandılar. Bir grup onlardan şeyi açtı. Ruslarla çok iyi mücadele ettiler ama mesela. Rusların şeyini öldürüyorlar. En büyük kahramanlarını öldürüyorlar. Igor destanında şeyde. Sonra e, Azerbaycan'a doğru gelip Gürcüler ve Ermenilerle karışıyorlar. Sonra Azerbaycan'da İldenizli Atabeyliğini kurdular. <laughs> Çok büyük bir grupta paralı asker olarak hı hı. Mısır, Suriye, Filistin'e gitti. Orada daha sonra siyaseti ele aldılar. Beybars yani ben Baybars de Baybarsla birlikte Memlük devletini kurdular. Bu devlette uzun süre yaşadı. Yani tam bir et devleti Türkiye diyorlar. Türkiye devleti devletine düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Bir şekilde ...kendini gösteriyor. Şeye geldik Karadeniz'in işte Kafkaslar bunu bakıyoruz. Peki Orta Asya'da kalanlar ne oldu? Altın Ordu'nun yıkılışından sonra işte bunlar Moğollara bağlandılar. Hı hı. Önce onu atlamayalım. Moğollara bağlandılar. Karadeniz'in kuzeyinde, Altın Ordu devletinde hem Müslüman oldular hem de Moğolları Müslümanlaştırıp Türkleştirdiler. Hı hı. Orta Asya'da kalanları da Kıpçaklar. Daha sonra e, Kazaklılar oldu. Özbeklerin bir kısmı da Kıpçak haline hı hı. dönüştü. Bugün Kırgızlar'da mesela içinde de var Batken'de yine Kıpçak isimli boylar var. Hatta Kazakistan'ın ortasında Cez Kazgan bölgesinde de Kıpçak kökenli boylar var. Dolayısıyla dil özellikleri bakımından yaşayışları vesaire bugün bana göre Türk tarihinin muhteşem bir kolunu oluşturur. Kıpçaklar çok farklı coğrafyalarda hem varlıklarını korudular hem de Türk dünyasına büyük renk kattılar. Evet ayrılmaz bir parçası ve o zaman biz nasıl düşünmemiz gerekiyor? Mesela ben tarihçi değilim Hı -hı. ve ben sunucu olarak tarihçiyim Hı -hı. ama bir normal vatandaşın adını Hı -hı. konuşuyorum. Ben tarihçi değilim. Kıpçaklılar Kıpçaklı. Oğuzhan'a kadar direniyor mu bunlar? O, o, tek temel mi? Tem, Oğuzhan'a bağlanıyorlar. Oğuzhan'da Oğuz boylarından biri olarak gösteriliyor Kıpçaklar. Ağaç kovundan çıkan e, boylar olarak gösteriliyor. O zaman Oğuz tabii, boylarından çıkıyor. Tabii, dedim ya size. Aha. Ana Türk gövdesinden çıkan bir boy. Hı -hı. Biz batıya gelenler ne biliyoruz? Kuzeyde kalanları onlar. Hı -hı. Ana e, Türk grubundan e, kopan bir şey. Hı -hı. E, bir e, parça gibi öyle düşünelim. Kıpçaklar ve e, çok etkiler Yani Hı -hı. ...Kuman Kıpçaklar diye başka şeyler, hikayeler de var... ...ama Macaristan'da bugün geçen hala... ...Kıpçaklardan kalma köyler var... ...en azından baktığımızda... ...Kıpçak köyleri var... ...başka başka şeyler de var... ...yani insanlar Bulgaristan'da var... ...Romanya Devleti'nin kurucusu Basaraba Kıpçak... ...yani Avrupa'da da çok etkililer... Orta Doğu'da da çok etkililer. Hindistan'da da etkililer. Evet. Veya Orta Asya'da da zaten damga vuruyorlar. Bu yüzden Türk tarihinin en önemli şeylerinden biri olarak. Kıpçak çok... sarışan mı demek? Yok. Ee, kuman sarışın demek. Kuman. Kıpçak da daha çok esmer olan. Onun değişik anlamları var. Teoriler var. Hı hı. Ağaç kavunan oğuz Destanı'nda öyle ama tam değil yani. Kuzeydeki hı hı. Türklerin adı gibi. Ama onlar bizim gibi esmer. Ne Esmer tabii daha çok. Esmer. Biliyorsunuz Türk medeniyeti çok zengin. Yani tabii bizim tarihimizi, Korkut Atağımızı, büyük şahsiyetlerimizi bir programa sığdırmak mümkün değil ama maalesef programımızın süresi doldu. Bugünkü programa gelip katıldığınız için ben size çok minnettarım. Seyircilerimize, bize yani bilgi varına aktardınız. Bilmediklerimizi bugün öğrendik. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim burada olmak benim için de büyük bir keyif ve mutluluk. Size başarılar diliyorum bundan sonraki programlarınızda da. İnşallah hem Türkmenler hem bütün işte Türk dünyası aydınlanır diye e, ümit ediyorum. İnşallah. Böyle dileklerim var. Sağ olun. İnşallah hocam Türk dünyası tekrardan güçlenir ve birleşir. Bugün vakfımızın kutsal görevi Büyük Padişahımız Sultan Alparslan Han'ın tüm hayırsever faaliyetlerinin her zaman devam etmesini sağlamaktır. Vakfımızın sorumluluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin geleneklerini, örf adetlerini sürdürmek ve vakfetmektir. Bu yüzden vakfımız örf adetlerimizden kaynaklanan ekmek yağdanan medeniyeti isimli birçok önemli sosyal projeyi hazırlamıştır. Projemizin maksadı sitelerde ve tüm tesislerde ekmeğe olan saygıyı, hürmeti ve şefkatli tutumu arttırmaktır. Aziz diyarımızın tüm sitelerinde, otellerinde, zincir mağazalarında, kafelerinde bir sözle tüm tesislerinde artık tüketilmeye uygun olmayan ekmekleri ve diğer un ürünlerini sadece onlar için niyetlenen ayrı kutulara atılmasını ve ondan sonra hayvancılık çiftliklerine dağıtılmasını sağlamaktır. Hazreti Korkut Atamızın Kitabı Dedem Korkut destanında büyük atamız nan ekmek kutsaldır, mukaddestir. Buğday gök tanrının yeryüzündeki cemalidir diyor. Bu yüzden her bir Türk için ekmek, nan, çörek büyük bir mukaddesliktir, onurdur, namustur, mertebedir. Gelin hep beraber ülkemizde nan medeniyetini yayalım, ekmeğe olan kutsal davranışı arttıralım, yükseltelim. Niyazlı bugün programının sonuna geldik. Haftaya yeni bölümümüzde görüşünceye dek Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.